Tehdit, baskı, zorbalık. Terör örgütü PYD-YPG işgal ettiği Münbiç'te gençleri zorla silah altına alıyor. Üstelik sadece erkekler değil, gençlerin bulunmadığı evlerde kadınlar da zorla kamplara götürülüyor. Terör örgütü PYD-YPG'nin Münbiç'te Arap ve Türkmen gençleri silah altına alma uygulaması devam ediyor. Terör örgütü bölgede toplumsal yapıyı değiştirip yöre halkını göç etmeye zorluyor. Terör örgütü YPG, PYD, PKK'nın işgali altındaki Münbiç'te 18-30 yaş arasındaki gençleri zorla askere alma uygulamasının ardından bölgede gerginlik devam ediyor. Bölgeden kaçmayı başaran gençler oldukça şanslı. Kaçamayanlar ise terör örgütünün Aynel Arap denilen Kobani bölgesinde zorla eğitim alınıyor. O zulümden kaçanlardan biri de 26 yaşındaki Türkmen Abdülhakim Musa. Baskın yapıyorlar. Önce gözaltına alınıyor. Kim çekilecekse. Gitmezsem hapsine tıkıyorlar. Son iki haftada Münbiç'te 110 genç alıkonuldu. Silah altına alınmak üzere kamplarına yollandı. Abdülhakim Musa sahte kimlik kullanarak terör örgütünden kaçtı. Arabayla çıktım. Geçersiz kimlik çıkarttım. İşte öyle. Sahte kimlik. Oynadım, kaçtım. Terör örgütü genç bulamazsa kadınları kamplara götürüyor. Anası çekiler, kız kardeşini çekiler. Eğer sen gelmezsen bunları da götürürüz. O zaman genç mecbur gidecek. Abdülhakim Musa şimdi Fırat Kalkanı bölgesinde akrabalarının yanına sığındı. Özgür Suriye ordusu, Münbiç'ten gelebilecek saldırılara karşı tedbirleri arttırdı. Cerablus Münbiç ve Aziz Cerablus arasında şüpheli araçlar tek tek aranıyor.